Başkanım Sayın Mustafa Şahin Göktepe Belediye Başkanı da misafirlerimiz hep birlikte geçiyorlar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım, tarih boyunca hiç iş makinasının girmediği, musluklarından bir damla dahi içme suyunun akmadığı, köylerimize sizin talimatlarınız doğrusunda hizmet götürdük, götürmeye devam ediyoruz. Biz bu coğrafyada ahırlarda ineklerin kar yalayarak susuzluğunu gidermeye çalıştığını, evlerinde vatandaşların soba üzerinde kar eriterek içme suyu temin ettiğine şahit olduk. Çok şükür ki şu an bu problemlerin sayenizde çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkanım, bu hizmetleri yerine getirmenin fırsatını bizlere verdiğiniz için tüm arkadaşlarım adına size teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu belediye başkanlığımı kendi adıma konuşuyorum. Burada konuşacaklarım her şeyi kendi adıma. Ben 5 yılını kendi içimde sadece çöp toplayarak, naçizane ufak tefek yol yaparak, su patlağı yaparak, su işi yaparak 5 yıl belediye başkanlığını yaptım. 6.sı yok. Yani 4. bir şekli yoktu bunun. Ben tüm samimiyetimle söylüyorum, belediye başkanlığını bunlardan hastanardım. Yani çöp toplamak, su, kanalizasyon, ilçe içi yollar, böyle sanıyordum. 5 yılım böyle geçti. Daha sonraki 5 yılda Cenab-ı Allah'ın bizlere, Adanalılara bir lütfu olan, çok saygıdeğer Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü Bey'le çalışmanın onurunu yaşadım, onurunu yaşıyorum. Çünkü Hüseyin Sözlü'den biz az önceki anlattıklarım, belediye çalışmalarını az önceki anlattıklarımdan ibaret sanıyordum. İşte burada onlarcasını gördük. İşte bir belediyenin, sosyal bir belediyenin nasıl olduğunu, sadece bunlar olmadığını, İşte sporuyla ilgilendiğini, kültürel faaliyetlerle ilgilendiğini, bir hayvancılıkla ilgilendiğini, bitkilerle, fidecilikle ilgilendiğini, fidancılıkla ilgilendiğini, hastalarla ilgilendiğini, daha sayabileceğim onlarca şeyin belediyecilik olduğunu öğrendim. Bütün samimiyetimizle, az önce Peki Belediye Başkanımız da ifade ettiler, 4,5 yılda 50 yılda yapılmayan hizmetler her 3 ilçeyle beraber 15 ilçede yapılmaya başladı ve yapılması devam ediyor. Hepiniz takdir edersiniz ki 5 yılda her şey bitecek diye bir şey yok. Bitmesi de imkansız. Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler yeri geliyor 5 yılda ödemelerini yapamıyor. Yeri geliyor 7 yılda karayollarını yaptırırken ödemelerini yapamıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi 4,5 yılda 50 yılda hükümetlerin yapamadığını yapıp ortaya koyuyor. Sayın Bey'imize yapılan hizmetleri ben kalemlere sığdıramıyorum. O kadar çok hizmet yapıldı ki Allah razı olsun. Hüseyin Sözlü Başkanımdan da, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bütün bürokratlarından da, askimizden de. Eksiklerimiz yok mu? Var tabii ki. Ama bu bitecek Allah'ın izniyle. Çünkü kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün, Hüseyin Sözlü önümüzdeki dönem yine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Bundan şüphesi olmasın kimsenin. Biz bu
burada siyaseten var değiliz. Biz burada inandığımız için varız. Biz burada milliyetçisi olduğumuz, insanımızın gayretini güttüğümüz için varız. Siyaseten büyük bir metropolün belediye başkanı olarak ya da bir metropolün siyasetçisi olarak insanlar burada sık sık göremezsiniz. Gelenler arasında muhakkak gelenler de var. Ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki ben Adana'nın siyasetçilerine Torosları öğreten belediye başkanıyım. Sahilde Torosları öğrendiler. Ama şöyle bir gelirler geçerler. Biz Torosların insanlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir veciz ifadesine olan muhataplığından dolayı daha da çok inanırız. Atatürk Toroslara, Torosların Türkmenlerine ve bütün insanlarına bir söz söylemiş. Diyor ki onların çadırları ya da ocakları, evleri, ocakları tutuyorsa Toroslarda hepiniz rahat olun, bu millete bir şey olmaz. Milliyetçi üretken belediyeciliğin temsilcisi olarak milliyetçilikten anladığımız, sevdiğiniz halkınızı, milletinizi yüceltmek, onu huzur ve kardeşlik ikliminde yaşatmak, refah toplumunun bir parçası haline getirmektir. Biz bunu biliriz, buna inanırız ve yarınki seçimler için değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o veciz ifadesine, onun nasihatine gösterdiğimiz sadakatten dolayı yarınki nesiller ve yarınki geleceğimiz için, bin yıllık geleceğimiz için biz buralarda hizmet yaptılar. Hemşehrilerim, bugün Sayın Yeğenimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyoruz. O vesileyle de sizlerle burada bir kültür etkinliği, bir festival havası düzenledik. Ve bu etkinlikte hep bizim yanımızda olan, hep bize destek veren, katkılarını bizden hiç esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı'na şanslım ve Sayın Bey'le halka adına şükranlarımı arz ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bey'linin kurtuluş gününde sizlerle bir arada olmaktan, yeniden Sayın Bey'le olmaktan dolayı bahtiyarım. Bugün değerli başkanımızla birlikte Devlet Bahçeli Düğün Salonu ve çok katlı otoparkının açılışını yaptık. Sayın Bey'le de tarımsal kalkınmaya, hayvancılığa verdiğimiz destek neticesinde yapmış olduğumuz programda üreticilerimize devlet üretme çiftliklerinin yetiştirmiş olduğu damızlık koçlardan satın alarak Türk hayvancılığına destek vermek, Sayın Beylili üreticilere destek vermek noktasında bugünü anlamlandıracak güzel hizmetler yaptık. Ben yeniden
Sayın Beyliği'nin kurtuluş gününü kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözcü'ye çok teşekkür ediyoruz. Plaketimiz var başkanıma. Sayın Mustafa Başkanım, plaket ve hediyeleri olacak. Teşekkür plaketleri. Seher Bilova hanımefendiye bu gecenin anısına Sayın Meclis Belediyesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olsun kendilerine Sayın Meclis Belediyesi'nin plaketini takdim ediyorum. Ömür boyu saklar inşallah. Kesinlikle saklayacağım. Plaketimizi alalım. Çiçeğimiz baş koymuşum canım.